da güzel bir haber alıp işinizle alakalı verimliliğinde aydınlığına kavuşacaksınız. Sağlık olarak size şey demişim. Evet, bedensel olarak kendinizi çok yorgun ve psikolojik olarak artık bunaldım ve depresyona girdim. Yani aslında vücudunuzda hiçbir problem yok. Hayır, bütün yük sizin üzerinizde, maddi manevi dengelemeye çalıştığınız bir hayat sizin üzerinizde olduğu için korkularınız ve endişeleriniz. Yani bu psikolojik olarak kendinizi çok yorgun ve çok gergin hissediyorsunuz. O yüzden böyle bir olumsuzluk sizin canınızı sıkıyor olabilir. Bence bu hafta bu sınav, hani kendi hayatınızla alakalı yaşadığınız bazı dengelerde motivasyon ve ruhunuza iyi uyacak haberler sizi daha rahatlatacak. Daha böyle kaygılı dönem geride bırakıp daha verimli döneme giriş yapacaksınız. İşsiz olanlara bu hafta güzel bir iş kapısı ve şimdiden hayırlı olsun. Yerinde değişim isteyenler de evet bu hafta güzel bir değişim söz konusu olarak. Evle alakalı evet değiştirdiniz ya da yeni bir eve geçtiniz. Bu sizin için hayırlı ve aydınlık. Ama kendine ev almak isteyen bazı kova burçları evet bu araştırmaya girdiniz. Belli bir süre sonra bu evinizi alacaksınız. Sizde de elektronik eşyalar değil de tarihi geçmiş eşyaların atılması lazım. Evde çok kalabalık var ve evi sakinleştirmeye ihtiyacınız var. Not almışım. Ev çok kalabalık ve kendinizi bile zor buluyorsunuz. Eşyanız mı, kıyafetiniz mi ya da ne kalabalıksa bunu biraz yumuşatın ki evin enerjisi normale dönsün istiyorum. Öyle yazmışım. Son zamanlarda evlilikle ilgili sorunlar yaşayan da sessiz bir dönemde evliliğini kurtarmak istiyor. Ve evlenmek isteyen kova burçlarına doğru aşk kapıda. Evet evlilik yapacağınız insan var ama maddi olarak onun toparlanması ve arkasındaki bazı sorunları aşıp size tam gelmesi gerektiğinin notunu almışım. Evet düşündüğünüz insanla yolunuz birleşecek. Sadece sabırlı olun ve sabrınızı hani kavga ya da öfkeyle belirtmeyin. Çünkü hayatınızdaki insan sizinle evlenmek istiyor ama maddi olarak çok büyük sıkıntıları olduğu için toparlanamıyor diyorum. Psikolojik olarak dengenizi ihmal etmeyin. Uzun süredir de borç almak istediğiniz birileri var ama size gerçekten yardım edecek biri var. Ama o parayı hemen istemeyecek, çok uzun süreyi sonra isteyecek. Siz de parasal dengede çok büyük bir rahatlığa ve aydınlığa kavuşacaksınız. 8 Haziran, 14 Haziran balık burçları neler bekliyor? Balıklarda şu oluştu. Evet benim işimde bir sorun yok ama işimde maaşımla ilgili ne zaman konuşayım? Evet şu an yerimde bir değişim istiyorum ama ne zaman konuşayım? Evet ben yeni büyük projelere imza attım ama ne zaman atılmak? Böyle bir sizde bir sorgulama. Her şey böyle yapayım mı yapmayayım mı? Edeyim mi etmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Anam başla. Senin şansın ve bereketin varken yani Haziran'ı da doğru geçirmezsen Temmuz Ağustos sıkıntılı dönemin balık burçlarımız. Yani burada işinizle ilgili beklediğiniz yenilik yöneticilerinizle konuşmak istiyorsanız çok doğru bir anlaşma ve yeni döneme gireceksiniz. Bu dönemler sizin için maddiyat ve işinizde kalıcı. Eğer bir iş teklifi geldi kabul edeyim mi etmeyeyim değil. Kabul edin burası kalıcı bir noktanız. Eğer ortaklı bir iş yapmak bir yeri var yapayım mı yapmayayım diyor. Bunu da yapın çünkü yolunuz bu konuda aydınlık olarak gözüküyor. Bence kararsız hafta geride bırakın. Net ifadeler ve net projelere giriş yaptığınızda balık burçları bu Haziran'daki verimliliği, maddi kayıplar, maddi gerginlikleri geride bırakacak. Daha kendinizi güvende, daha sorgusuz ve daha netliklere kavuşacaksınız. O yüzden balık burçları bana göre en şanslı ve net bir dönem. Korku, endişe, kaygı ne yaşıyorsanız geride kalacak. Aşk konusunda muhteşem aşkı elinize tuttunuz ve bununla gelecek planlarınız var. Ama yurt dışı planı olan bazı balık burçları ile ilgili birlikte gitmek istiyoruz ve gidebilecek miyiz diye düşünüyorsanız evet gideceksiniz ama buradaki düzeninizi ve iş ve parasal dengenizi kurmadan imkansız diyorum. Şehir dışına gitmek isteyen bazı balık burçları, evimiz var burada kira ödemeyeyim boşuna, çoluğumu çocuğumu alayım gideyim diyen balık burçlarına demiş ki evet git orada kendine iş kuracaksın ve daha mutlu olacağını söyleyebilirim. Sağlık olarak sizde bir sıkıntı var mı? Evet var demişim. Kemik ağrınız, kemiklerle alakalı yağmur yağınca şiddetli romatizmal ağrılarınız olabilir. Tabanda sıcaklık ve uyku probleminiz olabilir. İhmal etmeyin. Çocuklarıyla ilgili tedirgin yaşayan balık burçlarına demişim ki çocuklarda sorun yok. Kendinizi bir sorgulamayı bırakın. Çocukların üstüne gitmeyin. Çocuklar gayet mutlu ve keyifli olarak demişim. Anne ve babayla sorun yaşayan bazı balık burçlarına demişim ki özür dilemeyi bilmiyorsunuz. Doğru adım atın ve onlar sizi zaten affetmeye razılar. Bence siz doğru adım atmanız
yapmanız gerekti. Sizin de bazı mahkemesel, parasal anlamda mahkemesel sorunlarınız var. Bunlarla alakalı çok verimli bir noktaya gireceksiniz. Sabırlı olmanızı istiyorum. Evet, çok hızlı ve seri yaptım. Çünkü yeğenim Ayça Atan'ın telefonundan yapıyorum. Maalesef yeğenlerin işleri oldu, üniversitede okuyor. Hızlı ve seri şekilde 8 Haziran, 14 Haziran haftalık burcumuzu yaptık. Sevgide ve mutlulukta kalın, aşkta kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.